Senin dünya benim, dünya hiç kimin. Berem dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Kimden dönüyorsa ses, sesini bir kapatsın. Şu an kimseden dönmüyor galiba. Herkese iyi geceler diliyorum. Ses Azerbaycan izliyoruz. İkinci gece başlıyor sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyiflisinizdir. Ben de konuklarımı bugün ağırlıyorum. Sevgili dostlar buradalar. Telman Budagov burada. Özgün Günyar kadroda tabii ki. Ve Merhabalar. Hegani burada. Herkese iyi akşamlar gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar hocam, iyi akşamlar. Şükür İyi Allah'a akşamlar yaksıyı. Siz diliyorum valla. necesiniz? İyi Şükür ben de akşamlar gayet hocam. iyi. Oo Heganicim nasılsın, iyi misin? Sağ olun, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyi anlar. Bugün Azerbaycan'dan katılan dostlarımızın sayısını bir tık daha arttırıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Daha fazla izleyiciye ulaşacağız şimdi. Heganicim hoş geldin. Bizim biliyorsunuz Telman, Hegani, o güzel Azerbaycan buluşmamızda 2018 yılında bir şey yapmıştık. Dedik ki bir buluşma yapalım. Fakat tabii herkes müzisyen, gitarlarını kapanlar, şudur budur. Ortalık yıkılmıştı. Hegani'yi de orada tanımıştık Telman'la beraber. Çok güzel performansları vardı. En son Habil Hoca'yı çekmeye gittiğimizde de tekrar onlarla karşılaşma şansımız olmuştu. Bu da müthiş bir güzellikti. Nasılsınız, iyi misiniz? Hegani'cim sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Ya Biz valla. de öyle işe falan eve. Harika. Geçen de bak katılamadım yayına. Olsun. Geçen çünkü hazırlıksız yakalandık. İkincisinde daha da güzel olacak inşallah. Biraz sonra bir İnşallah. konuğumuz daha olacak. Sabina da gelecek yayına. İyice artık Azerbaycan özeli yapacağız bu gece inşallah. Bu arada Bu konuklarımız, tüm sevdiğimiz izleyicilerimiz de buraya geliyorlar. Özgüncüm buyur. Arada hocam sizin görüntü fullaştı, onu da söylemiş olayım. Teknik bir sıkıntı olabilir. Ben yayına bakayım. Şu an ne durumda olduğuna bakarsam oradan hafif bir full, o fullaşmadan değil muhtemelen. Benim yayınımda çünkü sorun yok, teknikten de değil. Herhalde internet kalitesini düşürdü biraz. O nedenle. Çünkü Hegani'ye de göre ayarlıyor olabilir dediğim gibi. Evet. Şimdi ben konukları alıyorum. Bu arada isteklerinizi göndermeye başlayın çocuklar. Ağır ağır. Ses Azerbaycan özel yayını, istediğiniz parçaları şimdiden gönderin. Ekran hala düzelmedi değil mi bende? O fluya düşme değil Netleşti de. hocam şu anda. 30 Tamam, saniye sonra netleştiyse YouTube'a gidecek. tamam o zaman süper. Harikulade. Çünkü benim yayın panelimde ben cam gibiyim. Herhangi bir problem yok bende sevgili arkadaşlar. Peki geçen yayından bugüne neler oldu? Kısa bir sohbet edelim mi sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar bugün Ses Azerbaycan ikinci yayınımız var. Haberiniz olsun. Karman çorman şeyler göndermeyin lütfen. Geçen yayında neler oldu? Neler yaşandı? Telman şöyle kısaca bir özetle. Azerbaycan'da Derviş Band patladı. Derviş Band, evet, patladı. Çok da güzel bir iş. Ve single formasında çıkacak şarkı. Harika, Ve harika. sürprizle belli oldu. Nihamettin Musaev'in kendisiyle olacak inşallah. Ya işte bu şahane bir şey oldu. Yani şarkının bestecisine tekrar bir güzel beraber güzel bir şey yaptılar. Çok da güzel bir saygı oldu bence yani, değil mi? Çok şık Doğru. oldu bence de. Aynen öyle. Hegani sen ne düşünüyorsun? Hocam baktım çok güzel performanstı. Gerçekten yani farklı bir tarzdaydı. Beğendik yani Nihamettin Musaev'in eski bu şarkılarından. Yani biz de hep düğünlerde istiyorlar yani bu şarkını, ama bu başka formattaydı Bir yani. saniye, Çok. düğünlerde mi istiyorlar Egani senden bu şarkıları söylemeni? Evet, düğünlerde biz okuyoruz, arada bu şarkı oynuyorlar. Aa, ne güzel ya. Ya şimdi direkt düğünden canlı da yapalım bir gün Egani. Neler okuyorsunuz, neler yapıyorsunuz hakikaten merak ediyorum. Azerbaycan'a geldiğimde en büyük şanssızlığım maalesef yani bir düğüne davetliydik, gidemedik. Yorgunluktan gidemedik. Bir saatlik uykuydaydık hepimiz. Dediler ki burada düğünler şahane oluyor. Kesinlikle kaçırmayın. Bu deneyimi yaşayın. Benzersizdir. Hakikaten öyle mi Egani? Evet hocam, ben İstanbul'dan arkadaşlarım vardı. Onlar buraya geldiğinde onları götürmüştüm ben düğüne.
Gerçekten onlar çok şaşırdılar. Burada biraz sizde ağır tonda şarkı oynuyorlar. Bizde hızlı şekilde, yani onlar çok şaşırıyorlar. Başka başka farklı tarzda bizde. Harika, harika, harika. Peki şimdi nelerle başlayalım? Ben şöyle bir çete bakıyorum. Bakalım neler var, neler yok. Bir açayım. Ses Azerbaycan'dan yayınından isteyenler. Selam hocam, Aşık Lemani dinleyin diyor. Ama bu yarışmacılar... Gülyaz Esenzade Hasretinden. Gülyaz yarışmacılardan mıydı? Sanki geçen hafta biz yaptık Telman. Ne dersin? Geçen hafta yaptıklarımızı tekrar yapmayalım çünkü. Hesretinden yapmadık hocam, yok, onu yapmadık. Gülyaz Esenzade yapmadık mı? Hayır. Aa, yapmamışız. Buldum şimdi. Bir Evet, saniye. Şefik Ahundova'nın bestesi Hesretinden. Tamam. Hasretinden. Şimdi başlıyorum açmaya. Ağır ağır şurada izlemeye de başlayalım. O başlarken 2 saniye ben şu ekranımı bir düzenleyeyim. Ortalık karışmış gene çünkü. Şunu bir alalım görüntüden. Bu arada hocam söz daha yeni yazıldı bu müziğe. Öyle mi? Evet, bir instrumental kendisi çalıyordu Şefika Hanım'ın. Hı. Hadi bakalım. Onun için. Müziği de açalım. Gülyaz'ı tanıyor musun Telman? Yok hocam, tanımıyorum. Sen Azerbaycan'da herkesi tanıyorsun niyetiyle bakıyoruz biz sana da. O yüzden Hocam bu ninçleniyorum. çocuk, yani Gülay Sağım'ın kendi öğrencisi, çocuk yani onun yanına gitmiş. Çocuk sesi, Aa. çocuk sesi yarışmasında da katılmıştı. Şimdi de daha Öyle büyümüş mi? biraz. Vay 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 vay. Güzel. Sabina da geldi. Sabinacığım hoş geldin. Sesini açarsan seni dinleyebiliriz. Şu an kendini açtığında seninle de konuşacağız. Sabina'yı bekliyorum ben. Evet. Hadi bakalım izleyelim biz. Bu arada sesim iyi geliyor mu? Arkadaşlar geçen yayında çok düşük geliyor diye baya 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 bana kızmıştınız. Eğer kötü geliyorsa söylersiniz. Oo, yalnız şarkı efsane ya. Bu şarkıyı Havil Hoca'nın öğrencileriyle Evet. beraber Yaptım. dinlemiştik hatırlıyorsunuz. Gene aranje yıkılıyor bu arada, dehşet. Dönüş geldi. Ama çok çok fazla yumuşak okumuyor mu ya çocuklar? Bilmiyorum ama neyse sonra konuşacağız. Ben de okuyacağım artık, dayanamıyorum. Gaz veriyorsun. Şöyle söyleyeyim ben bir kere çok genç galiba Gülyaz ya. Çok çok genç gözüküyor. Yani 18 var mı bilmiyorum yani. 18, 19 belki 17 bile olabilir yani hatta bilmiyorum ama bu benim tahminim tabii. Daha fazlaysa da hani en azından jest yapmış oldum yani. Daha gerçekten çok küçük gözüküyor. Bir comment gördüm, 16 yaş yazmışlar.
Ya işte hani ben belki yarışmaya katılım 18'den 6 almıyordur falan diye böyle 17'ye yanaştırıyordum ama daha da küçük. Ya şimdi ben en son geldiğimizde Habil Hoca'nın yanında öğrencilerinden dedik. Çok keskin ve sert okuyorlardı parçayı. Gülyaz çok böyle yumuşacık okumuş. Bu parça orada böyle mi okuluyor, öbür türlü mü okunuyor? Nasıl okunuyor Telman? Sonra Bu da Egane'ye. parça yani kişinin öz okuduğu terze göre değişir. Anladım. Yani yəqin ki Değişir. bu hanımın öz okuma üslubu bu formadadır. Necə ki mən də belə oxuyuram. Bu Aa, dərəcədə yox, öyle mi? amma mən də bu formada yani tərz olaraq mən də alışkan. Şimdi Azerbaycan'dan katılan iki dostumuz varken, ikisi de bir de konservatuar mezunuyken, Bakü konservatuarındayken, kısa kısa sizden böyle girişlerini bir alsak da bir keyif yapsak, Telman, Hegani, ne dersiniz? Bakalım sizin yorumunuz nasıl bu parçaya? Olur hocam. Haydi Buyur dinliyorum. Hegane, buyur. Hegani'ye bıraktı bir Hocam. de. Gönder Selman Hegani, sendeyiz. söylediği gibi yani kişiye göre değişiyor bu. Hanımlar daha çok biraz hafif yani nazik okuyorlar. Bizde başka tarzda çıkıyor. Sen nasıl okuyorsun Hegani? Aslında Hadi. o Gülyaz biraz sesini kısmış, ağzını daha kapalı okumuş. Biraz açsaydı daha güzel olurdu o yüzden. Sen yok, sen göster, sen şimdi hiç anlatma bunlar. Gel ey mehri ey mehveti, üzüm hanem ya döndü. Gel ey mehri mehveti, üzüm hanem ya döndü. Üçerirsen ben canan. Ben canım dağlar gülü zarım Vay 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 vay, güzel. Telman, birazcık da senden alsak senin güzel sesini. hasretinden yandım o da gözlerine canım feda. Allah Allah. Üşevirsen benden canan, benden Hay maşallah canan. size ya. Hay maşallah. Dağlar gülü sarım, gülü sarım beni. Ay canlar, ay canlar, ay canlar. Şimdi orada ekranımızın dördüncü konu Özgün Günyer tabii ki. Özgün. İstiyorum ki Özgün sen devam et. Bir gün olacak ama bak bu işi sürprizlerle besleyeceğiz, görecekler. Valla hocam %90 şimdi ben burada bu türküyü söylerim. Türkü mü deniyor bilmiyorum. Mahnı. Ha, bu mahnıyı Mahnı, söylerim mahnı. ama tüm Azerbaycan'ı bırakın tüm dünya ayağa kalka. O yüzden ben bunu bildirmeyeyim. Yani durduk Süper. yere şey olmak istemiyorum. Gündem olmak Harika. istemiyorum yani. Şimdi Gülyas'a gelen yorumlara da bakalım. Ben bu yorumlara bayılıyorum çünkü hakikaten nefis. Sen ne güzel kızsın. Ah! Çok Ay! güzel. Birinci ben döndüğüm için Biz ben de de sen sizi öpürüz. işitmek istiyorum. Adınızı. Adım Gülyaz'dı. Hayda. Kaşelerim. Kaş böyle şeylerden özünüzü narahat hissedemeyin. Çok acıyorum. Devam Gülyazlar edelim. gelir sahneye. Hoş gelir. 16 yaşım var. Ay Bakı'dan Allah. katılmışım. 16'ymış ya. Bakı'dan Abi katılmışım. harbiden Ne 16'ymış güzel. yani. Evvela onu diyeyim ki çok güzel sesiniz var. Çok sağ olun. Heyecan hiss olunurdu. İlk defede ki görüyorum ki adeten dönmeyen de ikinci bende geçende biraz ehval düşür, biraz narahat okuyorlar. Ama ben dönenden sonra gördüm ki biraz narahat kaldı. Öyle bir eser seçmişsen, öyle bir mahnı seçmişsen ki. E onu tabi. Yani Şefik hisseleyip Akındala, ifa etmeyi belli. Her insana nasip değil. Ruhları şad olsun. Amin, amin. O bu eseri yaradanların Allah rahmet eylesin. Hakikaten muhteşem bir eser bu ya. Ya insanın tüyleri diken diken oluyor hakikaten, muhteşem. Öncelikle demek istiyorum ki çok sevinirim bu dakika. Evet hocam. Of heyecana Biz de bak. Çok sevinirik. Biz seni tanıdık. O deri. Gül biraz. Ay Gülyaz.
gül biraz. Hayda. İndi seçimde de ay gül yazık. Ay şahane ya. Hayır, kimi seçecek şimdi merak ediyorum bak. Şimdi, kimi seçti sizce? Yani siz biliyorsanız zaten konuşuyor. Ben size söyleyeyim. Ben izlemedim. Harmus. Bence Veli'ye... Bende olacaksa herhalde. Gülyaz Harmus seçiyor burada. Herhalde yani. Bakalım, bakalım şimdi. Ay Gül seçim edeceksen ve sana uğurlu olanı seçersen. Seçimimi edirem. Evet. Belli zaten. Tarz olarak da yakın zaten. Ver. Gülyaz Mehmetova. Sen Mehmet'in. Tamam, şahane ya. Başka harika var, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şimdi başka neler var? Özgün'ün attığı var bir tane, baktım da. Alim Kasımoğlu var diyor. Başka neler var gönderenlerden? Elvin var. 3 jüri de dönmüştü ona. Elvin Ağayev. Evet, evet yazmışlar. Evet. Tuğrul Mehmetov ince bellim. Alalım bulur. Elvin kendisi bizim grup arkadaşımızdı Hegani ile. Öyle mi? Evet. Sınıftan arkadaşınız yani. Vay 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 vay. Bu arada Sabina mikrofonunu açamadığı için henüz gelemedi. O da mikrofonunu açarsa gelecek. Belki başka bir problem de olabilir. Problem yok. Evet. Elvin Aliyev, Tuğrul Mehmetov, İnce Bellim. Karşı duruma kapışıyorlar karşılığında. Bakalım neler yaşayacak. Emin Sabitoğlu Anar. İnce dolum yel basmay bir. Aa, işte bu. İnce dolum yel basmay bir. Ya bir operatik bu kadar. Başım baktı evim taktı sevgili. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Yalnız ses nefis. Evden çıkıp bir yürende selvi boylu. Badam yese boylu görüner ince belli. Topluğunda sarmaşanda kara saçlı. Topluğunda sarmaşanda kara saçlı. Tuğrul'a bittim ya. Ses mükemmel abi. Çok güzel bir rengi var Tuğrul'un. Yani diğerinin de rengi çok güzel. Çok operatik vokal. Harika bir tonu var ama Tuğrul'da hem böyle bir yumuşak tatlı bir okuma da var. Çok güzel duruyor. Boşa badam sığmayan dara kızla. Boşa badam sığmayan dara kızla. Karısında kandan sahnede okuyor musunuz bu şarkıyı Telman? Okuyoruz hocam, evet. Şarkı böyle rock gibi bir şarkı. Yoksa bu cover hali mi rock gibi? Orijinali böyle değil mi? Bu orijinali de buna yakın. Orijinali böyle yakın. Çok Yasun Zazade şey. Söylemişti. Hmm, çok tatlı parçaymış. Valla iki tane güzel teknik, iki tane farklı teknik. Bir tanesi daha keskin okuyor, bir tanesi biraz daha yumuşatıyor seslerini. Ben Tuğrul'un sesine, okuma tarzına, ifadesine bayıldım. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Acaba kim geçti turu bilmiyorum. Bu arada Sabina da hoş geldi. Sabinacığım. Merhabalar Gelim. Sesim. Kraliçemiz geldi. Sabinacığım hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Teşekkürler hocam. İyiyiz. Nasılsınız? Çok iyi ettin geldin. Çok mutlu oldum. Bugün çok sevdiğim insanlarla bir aradayım. Ne mutlu bana. Çok mutluyum. Vallahi herkes de öyle. Tüm chatte katılan dostlarımız dahil. Gerçekten çok güzel. Şimdi Elvin Aliyev, Tuğrul Mehmetov düetini izledik sevgili Sabinacığım. Bakalım finalde evet. Neler olmuş ben de merak ediyorum.
Ben de izlemedim. Muhabbetin girişine bayılıyorum ben. İlk yorumlara. Ve Togrul. Esli karşı duruma gördük. 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 Siz izlediniz mi bunun finalini? Kimin kazandığını bunun? İzlemedim ama biliyorum. Bizim, kendisiyle konuştuğumda söyledi. Haydi. Şimdi ben hiç izlemedim ya, o kadar zevkli ki. Ben Tuğrul... İlk performans müthiş. Ha, öyle mi? Antik dövrlerin bir himni kimi değerlendirmek olar bu musikini. Yani bu öyle bir dehşetli, öyle bir mesuliyetli bir sənət əsəridir ki, Emin Sabitoğlu'nun səhv etmirəmsə, öyle bir güzel bir əsərdir ki, bu mahnını ifa etmək yani vacibdir. Gene kıyafetler yıkılıyor ya. Baxmayaraq ki, bunun əvəzsiz ifaçısı Yalçın müəllim Rızazadə olub. Bir nöqsan. Gəlin nöqsan da deyək də. Hə, Samirə xanım. Olan yerdə əlbəttə. İnanılmaz dizayn. Ya bu qiyafət daha öncə də görmüşdüm. Mükəmməl yani. İnanılmaz ləzzət. Düşünürəm ki, elə elementlər var ki, misal üçün ifaçı onu səsləndirə bilmir və o elementi etməyə çalışmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq onun notunu ifa eləyib, sadə şəkildə ifadə eləsə daha yaxşı olar. Sən görürsən ki, o boğaz alınmır. Və onu etməyə, kim onu etdi və etmədi deməyəcəm ifaçılardan. Hər ikisi gözəl ifaçıdırlar, hər ikisi belə başa düşdüm ki, klasik. Gəl bakalım, finaldə nə oldu? Repertuara daha çox. Siz söylediğinizi söylüyor hocam. Ses kendi yapabildiği şeyi yapması daha güzel. Yani başka yapabilemeyeceğin şeyi de deneme bile. İkisi de kendi stilinde okuyor zaten. Gayet güzel. Toğrul'la yürümek istiyor. Toğrul Mehmetov. Ya işte bu. İşte bu. En azı sizi bir defede bu sahnede eşitecek. Toğrul finale gitti mi? Nereye kadar gitti acaba Toğrul? Neyse tamam, ondan ben chatten sonra almaya devam edeyim. Bir sonraki tur. Şimdi neler var bakayım. Gömlek de güzelmiş diyen arkadaş var. Çok iyi, çok iyi. Hocam şampiyon Zülfü Esedzade Azerbaycan şarkısını diye. Geçen hafta dinledik mi? Dinledik Zülfü. Dinledik. Geçen hafta dinlediklerimize bakmıyoruz çocuklar. Zaur'la şeyin duelosu güzeldi hocam. İlkin Zaur Dut Ağacı. Evet. Hemen bakalım. Hemen Dut Ağacı. Ama başka Dut Ağacı bu. Öyle mi? Tut Ağacı yazıyor. Tut Ağacı evet. Siz Dut Ağacı diyorsunuz. Ha dur şimdi. Aygün Bayram olan nokta Dut Ağacı. Aygün Beylerin, evet Aygün. Aygün Beylerin o. Başka bir tut ağacı bu yani. Evet. Evet. Dur şimdi, onun muhabbetini yapacağım şimdi sizi. Bekleyin iki dakika. Şimdi geliyor, tut ağacı başlıyor şimdi. Şimdi benim bildiğim tut ağacı. Tut ağacı boyunca, tut yemedim doyunca. Yari falan böyle giden bizim bildiğimiz bu. Siz nasıl söylüyorsunuz bunu? Termat mikrofonları açın. Kapatıyor ya orijinal YouTube açınca. Tut ağacı hocam, tut. Tut. Şimdi dut ağacı diyoruz ya biz. Bizde evet. Dut bir ağaç, dut ağacı. Tut ağacı ne? O da ağaç işte. Tut ağacı. Ama o da dut ağacı mı? Aynı ağaç evet, mı? Evet. Tut tut aynı mı? Hiçbir evet. Farkı yok mu bunun hikayesinde? Ha tamam o zaman. Güzel. Tut ağacı boyunca ama sözler aynı mı birebir bizle? Bu başka tut ağacı şarkısı. Siz bu alakası yok. De var. Tamam, bizim var, söylediğimizi var. Diyorum evet. Ben zaten. Bizim söylediğimiz aynı. Hiçbir farkı yok mu diyorsun? Bakacağım şimdi. Tut ağacı boyunca, tut yemedim doyunca. Yar helvette gördüm ayar ayar. Tanışmadım boyunca. Tamam biz de aynısını söylüyoruz. Tamam evet. Burada sorun yok o zaman. Buraya geçiyoruz. Güzel. Bazı şeyler çünkü geçen hafta sen gelmez olduğunda hani... Biz bu sonbaharda öyle bir şey olmadığını hani deyirdin baharda tamamen mevsimleri 6 ay kaydırdığımızı öğrenince bir şoka girmiştim ben. En azından dut ağacında tut ağacının aynı olduğunu. Aynı mı Telman? Bak sonra aynı, sonra hocam, yanlış aynı, bir şey. Aynı, Hegani'den aynı. Teyit istiyorum. Hegani dut ağacı ile tut ağacı aynı mı? Mikrofonunu aç. Hocam sesler karışmış. Dur yani mikrofon da uçtu. Görüntü de kaydı. Sabina sen söyle. Rafiz Bey siz Allah siz başsalın. Heh şimdi geldi. Sabina da şu mikrofonu kapat. Hegani dut ağacı tut ağacı aynı mı? Aa Hegani uçtu. Hegani uğurluyoruz. Hegani tekrar gelir bir ara. Hocam bildiğimiz ağaç işte. Dut. Dut meyve dut.
Tamam. Bir farkı evet, yok evet. Yani. Tamam. Bak senin için yaptım terma, kendim için demiyorum. Tabii hocam. Sağ ol. Tamam. Hadi gel. Benden daha iyi bilen arkadaşlar var. Onları alabiliriz aslında. İlkin Devletov Zaur Garayev tut ağacı. Garayev sorun. Evet. Tut ağacım, tut ağacım. Ha başka. Aman yerim, cuma yerim. Hatireler kanadında yaşattığım penah yerim. Tut ağacım, tut ağacım. Ay İlga, ana içtim. Tut ağacım, uçalım. Köksüne nece çarpaz dağ çekmişem, nece körpə bu dağını mən əzmişem. Bir gün şirin xatirələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişəm. İndi sənin bu dağını da bir iz qoymaq müşkül olur. Əl çatmayan arzular da neçe körpə bu dağını mən əzmişəm. Bir gün şirin xatirələr sorağıyla səni gözləyəcəyimi bilməmişəm. Öküksünə neçə çarpaz dağ çəkmişəm. O zaman ben de beşli deyim. Neçe körpə bu dağını mən əzmişəm. Üç, anne hocam, dört yalnız bu düette gerçekten birbirinden iyi değil ya. İkisi de şahane okuyorlar. İkisi de çok güzel şarkıcılar. Zaur ve şimdi ilk... Zaur sağdaki mi? Evet, kankam olan. Tamam, İlkin de soldaki. İlkin'in tekniği çok güzel. Zaur başladığında var ya pes seslerde dedim ki herhalde daha fazla tiz çıkmayacak. Fakat müthiş açık bir sesmiş ya. Tamamen olayı bambaşkaymış yani. Benim sesim geliyor bir yerden ya. Sabina'dan geliyor galiba. Sabiş. Hayır, benden geliyor. Kusura bakmayın. Kuzum sen nereden izliyorsun yayını? YouTube'da izleme kızım, sen buradan dinle. Buradan buradan izle. Buradan izle, buradan dinle. Buradan. Allah'ım kuzum benim, niye YouTube'da izliyorsun? Kız 10 dakika geriden dinliyor. Sabina diyorum, cevap evet, vermiyor. Canikon benim. Tamam, buradan izle. Tamamen buradan izle. Şimdi... İlkin soldaki, Zaur sağdaki. Zaur senin kankan. Nereden kankan? Okuldan kankan mı? Hem şeyden, konservatuvardan, hem müzik okulundan. Oo, hem de sizin okuldan arkadaşın. Evet. Vay 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 vay. Çok güzeldi. Bakalım kimi seçtiler. Ben sana söyleyeyim. Kesinlik yok. Ya çok karıştı bence ortalık. Bence karıştı ortalık. Kim seçmişti onları? Dur bakayım. Karşı durmasını izlediniz. Dur bakayım şimdi. Teşekkür ederim. Ben işte dinlemeyeceğim. Meslehet gördüm. Finale gideceğim. Temsil edecek. İlkini mi seçtiler acaba ya? Şimdi daha keskin bir renk. Bence ilkini seçtiler. Ben estrada temsilcisi olsam da, benim komandamda muvam ifaçılar var. Ve nöbeti merhalelerde... İlkini seçti değil mi? Biz Zilxan... belə deyək, xanəndələrlə qarşı durum. Yazık, heyecana bak. Geri gələcəyik. Onların səsinin qarşısına hansısa bir
biz də öz imkanlarımızı atmaq məcburiyyətində olacağıq. Ona görə... Amma mən... Zohur çox iyiymiş yani. Çox güzel bir sesi varmış. Zohur da bu mən ki... ifadçı kendisi. Öylə mi? İlkin qalacaq məndən. İlkin Dövlətov! Amma Zohur çox üzülmüşdür buna ya. Öyle. Yani şuna üzülür çünkü eşitler yani bence. Hani biri birinden bir tık farklı değil bence. Ama canım bence şimdi, önemli olan çok güzel düelloydu. Çok kaliteli düello. Evet. Yıllarca izlenir bu yani. Şarkıyı da çok güzel söylüyorlar. İlkin tebrikler. Ama Zaur'a sürpriz geliyormuş. Ya Zaur sen kaybettin ama ben sana araba ediyorum, hediye ediyorum falan. İlkin diyormuş ki ben kaybettim. Ama... Tamam süper. Başka ne dinleyelim? Çok eğlenceli. Bakalım hocam şey... Celal var, Celal Melikov. Dur bakayım, chat'i açayım ben de bakayım ortalık karışmasın. Şöyle bir aşağı indireyim bakayım neler var. Celal nedir? Celal Melikli. Sabir Terkan düeti diyorlar. Terhan. Sabir Terkan. Terkan. Sen dinledin mi Sabine Sabir Terhan düetini? Onu dinlemedim. Ben Terkan'ın kendisi yani ilk seçmelerde dinledim. Biz çünkü Seymour'a desteğe gittiğimizde canlı izlemiştik hepsini. Ha, sen Seymour'a da desteğe gittin. Vay vay evet, vay. Evet evet biz vay. Oradaydık. Seymour'da ne okuyordu be? Azerbaycan'a çok selamlar izleyen tüm dostlarımıza. Çok keyifli yayın oluyor sizlerin katkılarıyla. Şimdi Sabir Aliyev. Aliyev mi Aliyev diye mi okunuyor? Aliyev herhalde. Mikrofonu açmanız gerek. Aliyev hocam Aliyev. Aliyev. Ama sizin şey ev yani E değil de E. E gibi bir. Siz bana benim Aliyev. İsmim Telman. Siz bana Telman diyorsunuz mesela. Seninki Telman mı? Nasıl Telman, okuyorsun sen? Evet Telman. Telman. Hegani Hegani. Hegani. Hegani Hegani. Tamam çözeceğiz. Terhan Sabina. Mesela Terhan. Ha, Terhan. Bir saniye. Sabine oluyor. Kız o zaman evet, Sabine evet. Dedettirmesene bize ya. Sabine dedetti biz de bir daha sana Sabine diyelim. Sabine Sabine yaşadı Sabine. Ama Sabine o yüzden Sabine. Neyse tamam peki ya valla. Evet şimdi o zaman Sabir Aliyev Terhan İbrahimov. Kaydır aşkım. Bakalım nasıl bir nazal, tamamen nazal. Gaytar ver ömrümü günümü, sen onu özünle apardın. Gelmeni ucuz tutma sen, gitmişsen hiç kayıtma sen. Gaytar öten günleri sen, gaytar ömrümü. Özgün bu tam senlikmiş ya. O soğuk bir çiçek değil. Mermenim eşkimin. O sene hiç gerek değil. Gel gaytar eşkimin. O soğuk bir çiçek değil. Uzanıp kaldım ellerim. Elimde soğudu günlerim. Ben sene gayet gelmeyirem. Gaytar o ayları ilerim. Gel beni ucuz tutma sen, gitmişsen hiç kayıtma sen. Gaytar öten gülleri sen, gaytar ömrümü. Ver benim eşkimi, o sene hiç gerek değil. Gel gaytar eşkimi. Çok güzel şarkılar ya. O solun bir çiçek değil. Çiçeği değil. Ver benim eşkimi.
Aslında çok fazla ses gösterici bir parça değil bence bu ya. Doğru hocam, doğru. Çok tamam. Eğlendirici bir parça sadece. Yani enerjilerini yansıtmışlar çocuklar sadece. Ya yani biraz öyle gibi geliyor değil mi yani? Hani onun sesine yakın Sabir'in sesi var. Terhan pardon. Kim? Nazan okuyan arkadaşın sesi yakın ona. Nazan okuyan şarkı söyleyen yakın. Kendisine evet. O Terhan mı? Terhan'dı galiba, evet, sağdaki ise Terhan. Ya, bence Sabir'i seçtiler bunda, bakalım kim seçtiler. Sabir mahnılar ifa edilmeldi. İlgar Melim konkretleştirerek sizinle növbəti mərhələyə Sabir keçəcək. Sabir Əliyev. Ya. Tebrikler. Teşekkürler, var mısınız? Buyurun. Abi çünkü değerlendirme yapısını hissediyorum ya. Yani mutlaka jüriler de teknik biliyor. Şimdi bu kadar jüri bilen tekniğin arasında mutlaka tekniği alıyor, bir üst tura çıkarıyor yani. Farklı bir şeye koyuyor. Benim gördüğüm o. Peki, güzel, eğlenceli. Güzel ama yani dediğim gibi çok ses gösteren bir parça değilmiş bu yani. Hani bilmiyorum. Evet, aynen. Doğru. Daha böyle daha belki farklı bir parça olabilirmiş ama tabii ki işte bir seçim olmuş. İlkin Getmeye Getmeye Yar. İlkine baktık ama bugün. Başka baktık neler hocam, var? Ben bir tane attım. Ha, Celal Meliki. Hemen ona bakalım. Sabine Bakü'de havalar nasıl? Toparladı mı? Sabine şimdi... Sabine mikrofonunu aç kuzum önce. YouTube açınca kapatıyor otomatik. Hah, şimdi. Geliyor mu sesim? Canım geliyor şimdi. Evet ya. Bunu nasıl, hava güzel mi? Güzel hocam ya, sıcaklar başladı bizde. Sıcak, değil mi? Sıcak mı sıcak? Yani bugün çok bayağı sıcaktı bizde. 22 güzel. Derece olmasın. Yani. 15... Ne? Aynen 20. Aha. 22 derece. Akşam soğuk oluyor ama. Evet. Akşam soğuk. Oo, zaten tişörtleri giydiğinizden belli. Olay belli, güzel güzel. Neyse, inşallah Mayıs'ta Haziran'da falan bu sene bir kere daha Azerbaycan'a gelme şansımız olur galiba. Yollarda inşallah açılma şansı olabilecekmiş galiba, öyle bir şeyler evet, konuşuluyor. Evet, öyle bir ihtimal Mayıs'ta var. İnşallah Mayıs'ta mı? O zaman Özgün ağır ağır kadroyu alıyoruz, Azerbaycan yolları taştan inşallah. Hadi bakalım. Celal Meliki Celal Melikli Arzu. Arzu Niyazi'nin, bizim Maestro Niyazi'nin şarkısı. En iyi dirijördü zamanında. Şefti orkestra. Şef. Çok güçlü bir ses ha. Al ya. Daha başlayınca anlıyorsun. Coşar. Ağlan gözlüm, şirin sözlüm, al yağlı güzel yağ. Her gün sizi günü bağla, şeyda bülbül. Müthiş tekniği var ya. Fena şarkıcı. Her gün ya, kocaman. Gülbağda şeyda ülbül olayım. Üçü de dönmezse ben de bu işi yapmıyorum. Tebrik ederim sizi de. Ama hepsi dönmüştür ya. Olamaz böyle bir şey. Ben de bir gün olayım ya. Aynı anda dönecekler. Son anda. 3. Nasıl ya? Nasıl ya? Gerçekten dönmediler mi?
İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Olağanüstüydü ya tabii. Güzel. Ama neden dönmediler? Celal eğitimli bir şarkıcı kendisi. Belli. Vokal. Nefis ve ya. Tiyatroda çalışıyor. Belli okumasından zaten. Emek Müzik Tiyatrosu'nda çalışıyor. Evet. Tekniği müthiş ya çocuğun. Gerçekten harika bir rengi var. Neden dönmediler? Hadi bakalım. Ben olarak düşünüyorum. Tarz olarak. Gülyaz Hanım daha modern tarafında. Ben de bana geliyor. Yani vardır yani. Jüriler kotalarını dolduruyorlar. Başka jürilere bazen pas veriyorlar. Bana öyle geliyor yani. Neyse. Bence de çünkü ses dönmeye layıktı bence onun için. Aynen. Sabine sen katılacak mısın seneye buraya? İstiyorum hocam. Ben aslında bu bu katılacaktım. Sadece Vüga Canazay'da hani oradaki şefimiz. O dedi ki bana yani biraz senin tarzına uygun değil falan dedi. Ha doğru. Sen doğru, önümüzdeki doğru. Sene falan yaparsın bir şey demişti bana. Evet. Tamam. Ne dinleyelim şimdi? Elvin Aliyev Şükriye. Elvin dinledik. Elvin dinledik. Bunu 3 şiiri dönmüştü. Vallahi mı? Bu giriş o zaman. Azer Zeynalov söylemişti bu şarkıyı. Emin Sabitoğlu'nun Şükriye. Azer Zeynalov'u da hem operetine gitmiştik. Bir saniye. Gittim linki böyle yapıştırdım. Kendisiyle tanışma şansım olmuştu. Kitabını imzaladı bize. Gerçekten çok çok güzeldi. O operayı da hiç unutmuyorum. Gittiğim müthiş. Çok güzel. Notalarını da vermişti oğlu bana. Çok mutlu olmuştum gerçekten. Selam olsun buradan hepsine. Elvin Aliyev Şükriye. Görmeden seçimler. Ses Azerbaycan 2020. Elvin operatik vokal. Ahmet Cevad'ın eseri. Çırpınırdı Karadeniz. Bir gülsen vermişem gençlik bağım. Akora. Of rahatladık. Bir gülü çiçeği. Zavur Mesediyev selam sevgiler Şuşa'ya. Sensiz Kemal'dı ömrümün olan çağından bir bağa bak. Yalnız şarkının içine nasıl girmiş ya, felaket güzel. Sensiz bir gülsen dermişim gençlik bağım. Yalnız bu yarışmada jüri olmak acayip keyifli ha. Kötü ses yok. Çiçeği dermem sensiz. O kadar da zor hocam. Efendim? O kadar da zor. Tabii. Biri geçen hafta yazmış. Emre Hoca jüri olsa herkese dönerdi. Yaşayan bilmeren bir kere sensiz şükriyet talim şükür Kudaya gördüğüm durumu yoksa bir rüya dolu. Bak çok güzel yorumlar geliyor hocam, bu şarkının sözleri Ahmet Cevad'ın eşi Şükriye Hanım için yazdığı şiirdir diyor. Yaşayabilmeden bir kere sensiz. Yaşayabilmeden bir kere sensiz. Yaşayabilmeden bir kere. Bir kere girişten yakalıyor. Öyle bir duygusal
Gerçekten şarkının içine o kadar iyi girmiş ki baştan itibaren. Yani yaşamış şarkıyı gibi. Müthiş, müthiş, müthiş etkileyici bir girişti. Kimi seçti? Hissi tahminim. Acaba ilk şey erkek bence seçti. Neden var oğlum? Her biriniz. Ve seçiminiz. Samir Hayır, hayır. Yo. Onu ben dedim. İlgar Hayal dedi. İlgar bence kesin İlgar'ı seçti. İlgar Hayal. Düz dedim ben İlgar Hayal. İlgar Hayal. Aha üzüştü. Kesin. Seçiminiz. Çok çetindi hakikaten. Allah. Burada kalıyormuş. Böyle bitiyormuş yarışma. Yok seçim İsterim yok. İsterim ki bu yolda bilirim ki mənə böyük dəstək olacaq. İnşallah ki növbəti turlarda da gözəl musiqi seçimləri ilə bir yerdə gözəl çıxışlarımız olacağına da buna inanırım. Evet. Gülyas xanım. Hayda! Hayda! Ortalık yangını. Telman atmışsın. Settar. Settar Gemberov. Settar. Tabiracığım senin beğendiğin bu sene kim vardı? Seymur dışında. Seymur. Sabine mikrofonunu açman lazım kuzum. Video açınca kapanıyor canım içi. Ha, geliyor mu sesim? Evet canım geliyor evet. Şu anda. Benim yani ilkini çok beğeniyordum. Yani, İlkini sen de beğeniyordun. Evet. Zülfü tabii. Zülfü birinci olan zaten benim grup arkadaşımdı. Bir sınıfta okumuştuk. Aynen. Arkadaş siz hepiniz tanıyorsunuz. Ya bu ne sınıftan nasıl bir sınıf böyle? Herkes tanıyor. Ben Egani senin de sınıf arkadaşın var mıydı bu sene? Burada Zahar vardı bizim sınıf arkadaşımız. Zahar vardı. Oo süper. Doğru sizin aynı sınıftasınız zaten Tayman. Ay vay vay. Hadi dinleyelim. Settar Kemberov. Kemberov senin... evet. Senin eşkin Edip'tir. Oo bu şarkı süper. Kız çoktandır çekmiş sen menden nezeri. Hasretinden yanıram yoktur bir haberi. Durup dur gastime canlat kimi gözlerin. Kaman bir terendir seyay bir terende. Durup dur gastime canlat kimi gözlerin. Nameler işi bitirdi zaten. Hasretin değme yar, sen ey sevimli diyar. Senden ayrı salıbdır, beni uzalım yar. Sen eşkin edimdir, sen eşkin edimdir. Bu aşık izahı gör nece bimar. Sen eşkin edimdir, sen eşkin edimdir. Ya bu şarkıyı biz sizin sınıfa geldiğimizde Telman. Sınıfta evet. Söylemiştiniz hatırlıyor musunuz Egan? Sınıfta evet. Ama ne fena söylemiştiniz. Ben şimdi bulurum onu dur. O zaman bu şarkının üç okuyucusu güzel hanemlerimiz Ebru Feteriyev okuyucu. Daha çok evet. Teknik olarak okumuş yani onun tasarısı. Öyle mi? Dur bakayım bir saniye. Ben Bakü Milli Konservatuvarı. Evet. Görüşürüz. Senin en son söylediğiniz parçaydı. Öyle bitiriyorsunuz. Evet. Geçen hocam biz baktık ya Mahur tesnifi. Bu da Bayat Şiraz tesnifi. Dur bulacağım. Yanlış tesnif. Biraz sonra o görüntülerden açacağım şimdi herkese. Durun geldiğimiz zaman hepinizi göreceksiniz. Çocuklar da bunlar. Bakın şimdi. Koymak inan kenarına bir göneleri. Açma ay kız hüsnündeki divaneleri. Ne kadar iyi yapıyor ya. Senin eşkin edipdir, senin eşkin edipdir. Bu aşık insanı görmece bimar. Senin eşkin edipdir, senin eşkin edipdir. Bu aşık insanı görmece bimar. Bu aşık insanı görmece bimar. Güzel, sonlara doğru biraz yoruldu ama çok şarkı çok güzel bir şarkı gerçekten. Mahur tesnifi mi dediniz bu şarkıya çocuklar? Bu Bayat Şiraz tesnifi hocam.
Bayat Şiraz teslifi. Bak şimdi size bir Bayat Şiraz teslifi dinleteyim de görün. Bak abi. Bak abi bak. Hamısı mehvedilirdi. Onu dahi Üzeyir Bey. Aynı zamanda tarı koymurlar o çalmağa. Tarı. Gazanfer Hoca anlatıyor bize. Sağ olsun. Vaki ziyaretimiz 2018. Her şeyi anlatıyor tek tek. Sonra çocuklara bakın. Kadro geliyor. Yaz. Sağ olsunlar. Sırf bu hangi gündü? Cumartesi günü müydü? Herkes okulda. Pazar ya da cumartesi. Anlatsınız da Telman onu. Sizi davet çağırıyorlar okula gelin falan diye. Hocam Haydani vardı. Ben yoktum orada. Sen yok musun? Burada okul yokuydu. Okuldan kenar bizi toplamıştı. Acı. Türkiye'den çekiliş falan gelecek. Evet. O zaman da sizi izliyordum ki düşünmem ki emin olacak. Nevruz bayramında. Kapıdan girdi o son. Böyle sağlıklı bir mesaj. Şuradan ne yapayım bir de. Ya çok iyiydi ya. Harika bir gündü. Ben bilmiyorum ki sizin o gün özellikle davet ettiğinizi. Ben o gün okul var sanıyorum. Ne bileyim ben. Çok güzeldi. Nevruz bayramıydı da diye. Nevruz, sana. Nevruz. Nevruz'a geldik ya. Çok güzeldi. Dur şimdi o parçayı bulacağım. Tek tek al. Şimdi. Bak kadroya bak. Kadro burada. Hegani. Bizim parçayı bulacağım şimdi. Senin eşkin. Sonlara doğru hocam oraya gidelim. Sonlara doğru mu? Evet evet. Çok güzeldi ya. Anlatıyor. Ya, biraz sağ gidin. Kadın. Evet bu parça. Çok güzel. Bu yaşam mühabbeti. Ha bu yaşam mühabbeti. Ha. Yani. Nuşabe. Aa ben sesi gelirim. Nuşabe'nin sesi gümbür gümbür geliyor zaten. Çok güzel besteler bunlar ya. Bunlar arasında mı mukam okunuyor? Dur bakayım. Sen de şey... Allah Gazanfer Hoca. Şarkıyı burada okumamıştık. Burada okumadık mıyız ya? Ya sanki. O şarkıyla yanlış sandım. Ben onu hatırladım sanki ama. Çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Peki Gülyanak Mehmedova aldatmayak birbirimizi. O okundu mu böyle bir şey? Konuk olarak gelmişti Gülyas Hanım'ın ikizi. geçen hafta iki İkisi dedin ya yangın yerine döndü ortalık Tervancığım. Neyse olsun bir şey olmaz. Ben attım hocam size linkleri. Yukarıda var iki tane öyle daha mi? Attım. Evet. Dur. Özgün yıldızlandın mı? Daha yıldızlanmış onda. Ve sorun değil. Aldatmayak birbirimizi görmeden seçimler. Gülyanak Hanım görmeden seçimlere mi çıkıyor sürpriz olarak? Konuk olarak geliyor hocam. Ha konuk olarak. Arkası dönük. Herkesin. Şaşırtmak sürpriz bence.
bu onun ilk büyük səhnəsidir? Bəli. Aa, yüzü de kapalı. Dönmüyorlarmış değil mi hiçbiri falan? Teşekkür ederiz. Bence direkt kandılar. Sizce neçə ustadı döndürə biləcək? Bence hamısı. Bu arada ben Gülyen Akar'ımın analizini yapmıştım. Hatırlıyorum. Evet, evet. Müthiş gırtlakları olan müthiş bir şarkı. Sen ki bu kadar. Gülyen Akar'ın yani. Tanıdılar. Kopya. Sizin yol alıyor. Kopya. Kopya. Ayda. Çok iyi ya. Hakikaten sürpriz mi yaptılar acaba ya? Hadi ayıp olmasın ben de deneyim. Yok abi biliyorlar bence ya. Sesten tanıdılar tabii de kesin. Evet kesinlikle haberi yok kesinlikle. Nihat İlyasov, selamlar Rusya'ya. Sevgi selamlar. Çok teşekkür ederim Nihat Bey. Bay bay. Sözünü dünyada erman etti. Nizami'den kelam kaldı, söz kaldı. Fizuli ah çekti. Ortalık karışmaya başladı. Güles Hanım çok köreldi. Finalde de ya zaten çok pes bir tonda okumuş ama çok tatlı lezzetli. Yanına gidip beraber mi okuyacak, sarılacak mı? Sarılırsın. He? Sarılacak bence. Sarılacak. Hayda. Bak okumuşlar gördün mü? Şahane, şahane. Şimdi Nait Şadvan. Nait'i tanıyor musunuz?
Var mı tanışıklık? Okuldan kanka. Adam okuldan kanka. Ben tanımıyorum şahsen. Sen tanımıyor musunuz? Yok. Geçen hafta... Şattan. Evet. Nait Şathan. Şathan tam. Nait Şathan Elvida. Şathan evet. Emin sabit oldu. Gördüğünüz gibi meşhur ulduzlar geleceğin ulduzuna destek olmağa gelip. Hayırlı olsun. Şöyle hanım. Çok sağ ol Acer. Efendim kim? Şöyle hanım. Gaya grubun ifaçısı hem de emektar artist. Uf. Görüştük. Neçedim. Oo! Ayrıldı. Oo! Oo! Yangın! Çok fena şarkıcı. Bu ne be? Aradasın hayatım. Var mısın? Var mısın? Yok musun? Bak ben seçerdim. Finale kadar taşırdım. Ben seni... Sırtımda bas taşırdım. Yemin ediyorum hiç. Artık gizledim. Öf be bu ne baba ya. Her seher, her akşam, inanılmaz her güzel. Gündüz, her gece. Ya hiçbir şey söylemesine gerek yok, sadece konuşması yeter. Bas ya. Bir daha o günler, duzlu geceler, elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elveda. Geceler elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Ben seni izledim, günah pek izledim, izledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece. Gözlerim. Nai'de bir kişi mi döndü ya? Radyo. Ben... Siz... Hocam bu şarkının böyle bir hikayesi var. Ne kadar pardon, ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bu şarkı Emin Sabitoğlu'nun şarkısı ama bunu bir piyanocu, muhteşem bir piyanocu Rafik Babayev söyledi. O zamanlar böyle okuyan bulamamışlar. Evet, orijinali çok güzel bu şarkının. Evet, çok güzel. Orijinale bakalım mı? Orijinali nasıl? Rafik Babayev, Elveda. Hocam bu arada... Efendim Özgüncüğüm. Şöyle bir bilgi geldi. Doğru mudur bilmiyorum. Onu tabii konuklar daha iyi bilir. Lütfen. Arkadaşlar bu Nahit aslında şarkıcı değil, sunucuymuş. Aparıcı yazmışlar. Ben de baktım Instagram'da, şu an öyle yazıyor evet. Ha öyle mi? Yani aslında tamam. Mesleği sunuculuk gibi bir şey anladım ben. Ama çok güzelmiş sesi. Deminki Toğrul Mehmetov da vardı. Onun da bilgisi geldi. Stomatoloji bir şeyde çalışıyormuş dişle alakalı. Orijinali bakalım parça. Görüştük ne çetin, evet. Ayrıldık, ayrıldık. Benzersin. Hardasın hayatın, var mısın? Var mısın, yok musun? Ben seni izledim. Günah tek. Ama Rafik Babayev'in de sesi pes bir ses. İzledim. Daha güzel bir bariton renkli benziyor. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elveda, o günler ulduzlu geceler, elveda. Çok keyifli, yumuşacık bir şarkı. Yaşıyor şarkı, yaşıyor. Kesinlikle. Şimdi ben ona bakarken Nahit'in başka bir parçasını da merak ettim. Nait galiba bir üst turda eleniyor. Günler Sultanova bir daha yeniden sevdim. Şu şarkı. Nait evet, Günler Sultanova bir daha yeniden sevmeye. Sen de günlerin
beni aktarma külüm. Onlara bir daha dönmeyeceğim. İnanılmaz pes bir sesle bu parçayı okumak da acayip. Ya tempolu bir şey. Dönmeyeceğim. Acayip. Sen de kimlerimi aktarma külüm. Onlara bir daha dönmeyeceğim. Sevgini kalbimden koparma külüm. Bir daha yeniden sevmeyeceğim. Sevgimi kalbimden koparma gülüm. Bir daha yeniden sevmeyeceğim. Kara gözlerine doyunca bakım. Onları bir daha görmeyeceğim. Saçlarını bakışından okşuyor. Onları bir daha öpmeyeceğim. Güzelmiş be. Ooo, ceket çıktı. Hasretle yollarda koyma gözümü. Onsuz o yollardan geçmeyeceğim. Hasretle yollarda koyma gözümü. Onsuz o yollardan geçmeyeceğim. Kaytar dünenime. Senin hayalına sevineceğim. Kaytar dünenime benim özümü. Senin hayalına sevineceğim. Kara gözlerine doyunca bakım. Onları bir daha görmeyeceğim. Saçlarını bakışından okşayım. Onları bir daha öpmeyeceğim. Kara gözlerine doyunca. Onları bir daha görmeyeceğim. Saçlarını bakışından okşuyorum. Onları bir daha öpmeyeceğim. Onları bir daha öpmeyeceğim. Onları bir daha öpmeyeceğim. Onları bir daha Çok güzel tiyatro yapmışlar. Şimdi şey zor olan şu yani Naid'i mesela ben bir sahnede izlemeye bayılırım. Saatlerce dinleyebilirim Naid'i. Çünkü çok yumuşak bir sesi var ve o renkten uzun saatler boyu şarkı dinleyebilirsin yani. Her şeyi söyleyebilir bu arada. Fakat bir yarışmaya dahil olduğu zaman söyletebileceğiniz şarkılar çok sınırlı. Bakın bir düet yapıyor o kadar peste kalıyor ki böyle bir parçanın içinde. Ya kendini gösterme şansı da olmuyor. Nereye çıkacak da hani biraz daha parlayacak falan. O sıkıntı bence elenmiştir bu turda. Yani büyük ihtimalle elenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü jüri bile hani nerede kullanacağını bilmiyordur bunu. Ya. Çünkü devamlı solist çıkarması lazım. Solist çıkarsa çok etkili olur ama düetlerde hep böyle eşlikçi olarak kalmak zorunda kalacak. Ya bu bir problem aslında. Bakalım kimse ne olmuş? Bakalım sonuna. Geçti mi turu? Gerçekten mi? Naid Şatkın. Size tebrikler. Naid'le devam ediyor. O zaman Naid bir tur daha görüyor. Naid bir dahaki turda kime eğleniyor? Bir yerde finale mi çıktı Naid? Bakalım Naid Şardan. Bakıyorum. Başka bir yarışması yok. Aa, neden acaba? Belki hastalanmıştır. Bir saniye dur. Şadhan ya. Şadran ne? Ben de yanlış söyleyeyim. Şadhan. Bakacağım yanlış yazıyor olabilir mi ismini? Ha hocam evet. Bir sonraki turda ilk söylediği şarkıyı söylüyor. Oradan kişileri seçiyor. Elvida'yı bir daha söylüyor. Ha, evet, anladım Elvida. Anladım. O tura çıkıyor tamam. Peki. Yani ama iddialı bir seçim olmuş. Evet. Gerçekten iddialı bir seçim olmuş. Hani riskli iddialı. Riskli iddialı bir seçim olmuş. Tebrik etmek lazım. Genelde hani yarışmada nereye koyacağız diye düşünebilir ama bir tur sonra tabii tekrar solist parçalara geri dönmeleri falan belki etkilemiştir onları. Peki başka neler var? Gönderdim. Bir tane de attı. Yapıştırdı. Bu şarkıyı biliyorsunuz herhalde. Cem Yılmaz kendi filminde kullanmıştı. Dedim ki ayrılak her şeyi unutak. Efsane şarkı. Aysel İbrahimova, Serkan Şükürov. Serhan Şükürov. Neylek. Abi ne güzel bir şarkı bu ya. Aa.
her şey burada. Hatirelerden kokum tufarak farak. Ay sinemi dağladın. Bizim için ağladın iten. Sevgimiz şirin şeker bir dalgılıydı sındı dağıldı. Görüş yeri darıhın yine. Abi bir arabesk tadı geldi. El çekmir yanımdan. Her zaman heyecan yandırır beni güle güle. Oh. Ümitler bugün de yaşar. Gönlüme dünyadı. Bir ucu sevdadı. Arzular yandırır gücüle. Ayrılalım bir güle güle. Neylek alamadım. Abi şarkı şahane bir şarkı. Bence ikisi de çok yumuşak okuyor ama şarkı. Benim dinlediğim hali çünkü Neyli'nin o dinlediğim hali daha keskin okuyor. Mesela çok yumuşak bir sesi var Aysel'in. Ama çok yumuşak kadife gibi bir rengi var gerçekten. Ya bu nasıl naveler? Fazla olmuş ama ya. Aysel'e kesinlikle pes geliyor bu arada. Ona pes bence bu. Biraz Serhan parlıyor yukarılarda. Doğru abi. Yani şey... Çok iyi bir düet şarkısı mı tartışılır bence yani bu şarkı. Çünkü bence Serhan'ı bayağı parlatıyor Aysel dizlerde. Aysel hep bütün parçayı hep Aysel böyle peslerde boğula boğula okudu. Hegani sen ne düşünüyorsun? Evet o zaman aynen öyle. Sesi biraz pesli daha çok kendini gösteremiyor Aysel. Daha yani, okul arkadaşımız bizim. Hayda ama daha geniş bir sesi var belli evet, yani daha Aysel. Daha geniş güzel bir sesi var. Gerçekten. Çok güzel. özel bir şarkıcı hocam aslında. Bizim grup arkadaşımız da kendisi ve biz bunu konuştuk onunla şeyle alakalı. Bana çok pes geliyordu ve ben hastaydım diyordu. Ben bu arada Aysel İbrahimov'un analizini analizim yaptım ya. Yaptınız evet hocam ilk tur. Aman Allah'ım evet şimdi hatırladım ya o yumuşak ses falan filan derken... Acaba nerede okuyor? Burada bir tane daha oku. Gözümden eğildi sen ilk parçası bu da ikinci parça. Yoksa eğlendin mi burada? Eğlendim. Vallahi ağlarım ya. Arabesk kazandı hocam. Ya. Vallahi ben orada olsam hayatta seçmezdim yani. Kesinlikle Aysel İbrahimova. Yani ama problem var bak. Yani evet Serhan Şükürov tizlerde çok güzel kendini gösteriyor. Çok parıl parıl gösteriyor ve güzel de söylüyor. Hiçbir şey diyemem. Nameler hariç. Ben de çok ağır name yapıyorum. Biraz böyle bizdeki taverna namelerine benziyor. Aysel kendini gösterememiş burada. Sahnede, mecliste, her yerde de bilinmir ki hansımızıq. Bəzi İmtihan deyə bilmərəm mən onlar üçün bu. Bu imtihan bizim üçün de onlar üçün yox. O anı görmek istiyorum gözleri. Ya ümit var mı? Ya, bu tarafta ümit yok aslında ya. Pek inanmıyormuş yani Serhan bence. Bence. Evet. Yani diyordun hani daha karşımdaki güçlü bir rakip diye düşünüyor tahmin ediyorum. Nöbeti. Dur bakalım kelime geliyor. Beni diyecek diyor. Ay. çok istemiş Aysel ya. Kesinlikle çok istemiş yani. Çok heyecanlı yalnız. Aman Allah'ım. Ay. Serhan. Vallahi yemin ediyorum bir saniye daha gözlerinde tutsalar Aysel'in zaten görecekler. Beti. Bak. Turda Serhan'la görüşelim. Serhan. Yıkılmış ya. İnanılmaz mutlu oluyor Serhan tabii yani. Serhan tebrikler. O tarafa yok. Bu tarafa gidin. Gidin görüşün ustalarla. Kaybetmek kadar kötü bir şey var mı şu hayatta ya bazen? Ya
Yani var ya. Tebrikler diyor ama. Ne yapsın kız ya, ne yapsın. Ama tebrik ediyor. Serhan da çok kötü okumadı tabii ki. Çok güzel sesler. Peki. Birini dağıttım hocam, hiç dinlemedik. Onu. Hemen bakalım. Hemen bakalım Termal'cim. Nereye Orhan yaptın? Şeyini. Tamam bir daha. Ha şey buldum buldum. Değişik sesler dinliyoruz. Bugün. Bu... Bayağı ha chatte istiyorlardı. Bura vetendir. Dur bakalım. Na 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 na. Orhan Hüseyinli, Bura Vetendir. Orhan Hüseyinli ismini bana yabancı gelmiyor ya. Kendisi nereden tanımış olalım? Hanemde bize kolejde okur Rasefsenan. Daha sonra konservatuar bitirdi. Konservatuar bitirdi. Bura Vetendir bana. Oh ya. Bir şey değil mi? Şimdi bu yarışmada dolma nameler ya. Bu dolma nameler bana şey gibi geçen şeyde de söyledim. Diğer yayında da söyledim. Ya sanki daha böyle mugam gibi, daha biraz daha hani ya daha pop olmayan, rock olmayan şarkıları içeriyor gibi geliyordu bana. Fakat bakıyorum ileriki turlarda tamamen hani pop altyapılı, işte daha farklı düzenlemeleri şarkılara dönüşmüştü. Ben bu tarz okuyuşları daha çok beğeniyorum. Bilmiyorum ya, bu nameler dolu, lezzet dolu, biraz daha farklı stili olan, daha eski şarkıları, daha belki halk mahnılarını daha çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Haklısınız hocam. Hem şey de var. Seçilen yarışmacının kendi tarzına uygun olarak jüri seçtiği jüriden de aslı bir şeyler var. Yani düellolar oluyorsa ona uygun çıkarıyor işte. Bu anladım, adamın sesi anladım. Pop'a daha yakın. Mesela bununla pop söyleyebilir. O yüzden o söyleyeyim. Anladım. Yani aslında bu tarza tamamen dönük daha güzel geliyor. Ben çok keyif alıyorum yani şu şekilde. Yani bilmiyorum. Ne kadar güzel bir ses ya. Hem pırıl pırıl hem tekniği mükemmel. Her temiz ya. Sesmiş ya. Ya mesele sesin tiz olması değil, biliyor musun? Böyle bir yarışmada bunu çıkarabiliyorsan tamam yani. O ses işlenmiş bir ses işte yani. Tecrübe. Bir tane chat'e bir mesaj atıyorum arkadaşlar. Onu Özgüncüm yukarı bir tutturalım. Ben de bir sabitleyeyim. Arkadaşlar bu yayını Süper Peer üzerinde yaptığım bir yayın. YouTube'a paralel olarak sizlere ulaştırıyorum. Bu tarz yayınları etmek isterseniz Süper Peer'den devam takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz bana. Çünkü birçok Eurovision yayını, onun haricinde farklı yayınlar, abonelere özel yayınlar. Hatta bu yayınlara direkt canlı yayınlara katılıp benimle sohbet etme şansınız var Süper Peer üzerinde. Chat'e bir link attım, oraya tıklayın. Hatta yukarıda da chat'in yukarısında da görüyorsunuz. Oradan
abone olun. İsterseniz ücretli abone olun. Ücretli abonelere de özel yayınlar yapıyorum. Bu yayının da tekrarını şeyde bulabileceksiniz arkadaşlar. Süper Peer üzerinde bulabileceksiniz. Bilginiz olsun. Şimdiden söyleyeyim. Peki devam edelim. Gerçekten mükemmel bir sesti baştan sona Telman'ya. Yani bu kadar net, tertemiz, neredeyse hiç sekmeden. Ya şahane şarkıcılık. Orhan Hüseyinli. Turu geçmiştir tahmin ediyorum. Bu hocam bu üçüncü tur olması lazım. Evet. Öyle bundan mi? Önceki turu üçüncü da attım tur size. Ve başka şarkı söyleyen de var. Revan Cefer'de. Burada Gülyas Hamdi seçmişti galiba. Bu ilk söylediği öyle şarkı aslında. Seçildi yani. Evet. Evet. Ha, söylediği şarkı. Süper. Peki. Rabet Ender elemeler tamam. Burada başka ne vardı? Orhan Hüseyinli'nin diğer okuduğu bir şey var mı? Orhan'la Revan var. Revan dinlemedik hiç. Gönderdim hocam chat'e. Ona da bakalım hemen o zaman. Ona da Revan Cefer'li. Tamam bir saniye hemen bakalım. İzleyen herkese selam sevgiler. Bu arada yeni gelenlere selam sevgiler. Bu arada keşke biz bu yeni YouTube'a kaydetseymiş. Bu şarkıyı da biliyorsunuz zaten. Tekrar yapacağız. Gelsene kurban. Ooo. Orhan Hüseyinli. O değil, o değil. Şey bu. Sen mi şeygin yanında? Al yine sana. Orhan Hüseyinli, Revan Cefer'li. Bu nasıl ya? Onda bunda şundadır. Evet. Yalnız Orhan Hüseyin'le her tarz okuyor. İnanılmaz Orhan'ın tekniği nefis. Ne zaman istesen aziz mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm. Ay, kimin şarkısı şimdi bu? Orijinali Azerbaycan'da değil mi? Sözleri Mikael Müşfik'in. Ama bir müzik Ekber Tağıyev yazıyor burada. Özgün ya senden bir şey rica edeceğim. Evet hocam. Şu onda bunda şundadırın, onda bunda şundadırın. Söz müziğini Türkiye'de kime kayıtlı olduğunu bulsana. Hemen bakıyorum işte mesela. Çok teşekkür. Yalnız şov yapıyorlar. Ay bayıldım ya. Efendim Özgüncüm. Ülkü Temer. Söz, müzik Ekber Tağıyev. Azerbaycanlı, evet. Aha tamam. Ülkü Temer. Bu! Oha! Abi bir saniye. Orayı bir daha alacağım. Bayıldım. Harikaymış ya, harika harika. Vallahi var ya mükemmelmiş ya.
İkisi de nasıl güzel tizleri var. Parıl parıl ya. Şahane. Orhan ve Revan. Ben olsam ikisini de elemezdim. Üstüra gönderirdim ya. Vallahi yok. Sizi eleyemem deyip göndereceksin abi üstüra. Kurban. Nöbeti merheleye de beraber devam edeyek. Ama gelin önce... Kimi seçti? Revan'ı seçti değil mi? Her iki ifaçının çok güzel tembri, her iki ifaçının farklı tembirleri ve güzel diyapazonları var ve Gülyaz Han eşk olsun size ki bu diyapazonu siz onlardan alabilmişsiniz bu küçük iki dəqiqəli zaman ərzində. Mən sizin her iki iştirakçınıza uğur arzu edirəm. Siz çok güzel müəllimsiniz. Çok güzel pedagogsuz ve mən sizi təbrik edirəm. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederek Aşıq Samirə. Buyurun sizin fikirləriniz. Ay, sen ustadın yanında kal, günah sənə qurban. Hansına deyim bilmirəm. Bunu yaşa, bunu Orxan üçün oxuyurdunuz, Revan üçün. Valla deyə bilmərəm, o ustad özü qərar verə bilər. Özgənin uşağına yol göstərməyə nə var ki? Özgənin tələbə. Mən ona görə deyə bilməyəcəm. Çünki növbədə mənim də komandamın üzvləri ifa eləyəcək. Mən sizin hər ikinizi təbrik eləyirəm. Hər ikiniz. Ürəyimdə başqa-başqa böyük yeriniz var. Hər ikiniz eynisiz ürəyimdə, fərqi yoxdur. Amma bugün mən məcburam, seçim qarşısındayam. Oy. Ben derdim. İkisi de üstüne geçecek. Efendim Özgüncüm. Hocam bu arada Azerbaycan'da sözleri Mikhail Müşfik'e kayıldı. Ermenistan ve İran'da da Andrik Madadiyana Garune ismiyle kayıldı. Allah Allah. Bir başka karar vermeliyim. Nağmenen değil. Fark etmiyor. Size nece rahatlı buyurun. Sen ustadın yanında kal sana kurban Orhan. Orhan'ı seçmeyin. Zeynli. Çünkü biraz daha hacimli ses bence de seviyor yani. Ama yani Revan, ben başta şey dedim yani hakikaten Orhan'ın tekniği mükemmeldi. Fakat Revan aynı beceride onunla eşlik edince olay koptu abi. İş birazcık ses göstermeye, genişliğe gelince olağanüstü bir hale geldi kendi gerçekten. Kendi dişini gösterdi. Yani. Ya şu da var. Aslında şimdi bir yarışma formatı olduğu için bu. Ya çok kısa sürede bir dakika içinde tanımaya çalışıyorsun. Aslında yetenekleri 50 katı bunun yani. Görmüyorsun yani bütün yeteneğin tamamını. Ya müthiş başka özellikleri olan şarkıcılar. Hakikaten ikisi de çok yetenekliymiş. Şimdi şu anda böyle biraz daha ben dengeledim kafamda. Evet Orhan'ın tekniğini çok beğendim ama Revan'ın da başka sergilediği ve sergileme becerisi olduğu farklı yeteneklerde olduğuna inandım şu anda yani daha doğrusu. Süper. Evet o zaman bu beste hakikaten birçok yerde de kullanılmış hatta çalınmış da denebilir yani belli yerlerde. Artık çok acayip hakikaten. Evet şimdi bakın bakalım neler var. O ses Azerbaycan'da Alim Kasimov, Fergane Kasimov da çıkmış Özgün. O bu arada şeye baktık değil mi? Bir saniye kafamız karışmasın. Ben hiç dinlemediğimiz birini attım hocam. Nurlan Zeynelov mu? Evet. Tamam. Üçüncü tur şu an oldu. Okey süper. Bu arada ben bu yayını YouTube'a kaydetmedim. Süper Peer'den indirip yükleyeceğim. Bilginiz olsun yani sıfırdan yükleyeceğim. Bu gece yüklerim tahmin ediyorum ve açarım da. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Yani yayın bittiğinde bir anda kanalda bulamazsanız şey yapmayın, yarım saat içinde açılacak yayın. Nurlan Zeylanoğlu, bulak üstte geden güzel. Ne demek bu? Mikrofonu açtı Ermancığım, kapatıyor. Yani, ya. Bulak üstte geden güzel, ben bulağın tercümesini bakayım Türkçe'de. Bulak çeşme falan su. Çeşme üzerinde. Çeşme üzerinde... Kızlar giden güzel. Giden güzel. Birbirini beğenirmiş olanlar kızlar birbirini görenmiş orada. Vay 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 vay. Anladım. Bakalım nasıl bir şarkı. Bulak üstte giden güzel, giden güzel. Beni heyran eden güzel. Güzel
geceden şuradaki akorlara baksanıza, arkada James Bond. Kulak üstte giden güzel giden güzel. Bildiğin James Bond yürümüş arkada. Giden güzel giden güzel. Çok hoşuma gitti. Hadi baştan dinleyelim. Güzel giden güzel. Beni heyran eden güzel. Sesin çok güzel bir karakteri var ya. Yani. Çok güzel aslında. Bir anda. Bravo, kendini çok iyi gösterdin. Çok kendine has ses karakteri olan bir vokal. Çok güzel bir karakteri var sesinin gerçekten. Hatırlanacak bir vokal mesela. Ben defalarca dinleyebilirim ve hatırlayabilirim Nurlan'ın sesini. Birçok ses birbirine benzeyebilir ama Nurlan'ı seçersin arasından. Bu farklı evet, bir ses diye. Bu güzel bir şey. Doğru. Bu arada geçen yayında bizim yayın sonunda unuttuğumuz, daha doğrusu tam yayın giderken silinen bir şey vardı. Kapanmıştı. Leman Mirzayeva, Emil Bağırzade, Röya Kimi. Doğru mu? Buydu değil mi? Onu bitirelim o zaman. Telman'ın sesi gelmiyor tabii. Sadece kafa sallayışından anlıyor. Buydu hocam, buydu, doğru. Tamam süper. Evet Leman, Emil, evet. Biz kendi aramızda analiz etmiştik de yayına gitmemiştik. Röya kimi geldi hayatıma sevgi. Öyle bir bakıyor ki Allah'ım ne olur güzel okuyun diye. Kimin şarkısı bu Telman ya? Ne kadar güzel bir şarkı bu. Hocam bu şarkıyı Sabina Babayeva söylemişti. Eurovizyon'daki. Öyle mi? Sabina Babayeva da buradan çok selam sevgiler. Beyaz Seyahat filminden. Sonu bakışına var oldum.
Leman şahane okuyor ya. Bu arada Telman görüntün donuyor arada. Yani çok çok başarılı bir düet. Çok başarılı bir düet. Çok keyifli okumuşlar gerçekten ama Leman yani bir farklı bir sesi var yani. Leman bir de aşık bir müziği söylüyordu geçen. Doğru. Oradan buraya dönüş var. Sabine. Artık sana Sabine diyeceğim. Sabine yok gitti. Sabine. Sabine'cim sen bu şarkıyı söylüyor musun hiç? Senin de sahnelerin var çünkü yani. Hani bir star ağırlıyoruz şu anda. Sabine Askarova belki tanıyorsunuzdur. Tanıyorsunuzdur tahmin ediyorum zaten. Sabine'cim mikrofonunu aç. Senin, evet, geliyor mu sesin hocam? Geliyoruz canım. Sahnede söylememişim. Ama bence sana uyar bu parça. Tam senlik ya. Böyle. Evet evet yani denemek isterim aslında parçayı yani. Dünya dolandı başıma. Sen çıktığın gün karşıma. O esulu bakışınla vuruldum ben. Şirin mehabbet. Ne oluyor? Çok iyi. Çok iyi. Böyle bir şeydi galiba sonu. Vallahi Sabine. Geldi sade. Böyle bir şey. Oo, bakın bizdeki görüyorsunuz muhabbet ettiğimiz ortam bu yani. Seviye bu. Herkes söylüyor. Daldı mı gidiyor parça. Şahane. Gerçekten çok güzeldi. Kimi seçtiler hemen bakalım. Buyurun. Neceydi ifa? Çok güzel. Yani bunu ben demesem de iştirakçılar da görür. Samira Hanım neyi seçti? Yani bence Leman'ı seçti. Ses yarışmasıydı ve ustadların olan ifade ben Leman'ı nöbet. Ama ikisi de çok şey olgunlara. Hiç yani şey değiller böyle. Çok olgun çocuklar belli. Ne de görmek istiyor. Leman. Belli zaten. Zeyeva. Tebrikler Leman. Buyurun görüşebilirsiniz. Ustadlar. Emil de çok iyi söyledi ama. Müthiş bir düetti bir kere yani. Bunları birbirinden ayırmak çok zordu. Gerçekten çok başarılı. Bir parça tamam. Daha geliyor. Buyur Özgüncüğüm. Bu arada şey çok isteniyor hocam. Nedir? Settar, Kambarov ve Seymur Aliyev düeti. Gül açtı. Bizim Seymur'la söyledi evet. Onu da Settar gönderdim. Geliyor. Çok isteniyor. Başka da var bu arada. Türkay istiyorlar. Türkay Hanım. Biz şey son attığımı dinlemedik. Hiç tamam. Dinlemedik. Rasim. Settar ve Seymur. He, Rasim'i dinledik. Tamam sırayla gidelim. Daha buradayız. Bir yere gitmiyorum çünkü. Daha var vaktimiz. Onları da dinleyelim o zaman. Hadi bakalım. Şimdi, Rasim Seferlizade Gettiyar. Azerbaycan halk mahallesi. Başka bir tavır var ya bu okumalarda. Değişiyor her şey yani. Menem doymuşsa
of 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 orada koptum abi. O ne kadar güzel bir ifadeydi. Şu durma var ya şurada. Bir es var yani. Gitti yar. O durma sanki konuşur gibi ya. Beste olağanüstüymüş ya. Müthiş ya. Olsan gitti yar. Keşey. Ya daha ne saklı hazineler varmış. Ne kadar güzel şarkılar bunlar ya. Şarkı halkın bestesidir. Bir besteci yok. Anonim gibi. Anonim işte. Ama muhteşem. Halk best. Müthiş okuyor Rasim ya. Müthiş. Ya şahane okumuş ya ve şarkı şahane. Hocam bu şarkıyı çok yanlardan Kulay Eskerov var. Çok güzel okumuş. İnşallah bir dinlersiniz onu. Kim ismi nedir? Nasıl Kulu yazılıyor? Eskerov. Kulu Eskerov. Başına ben de olanım. Ben yazdım nasıl hocam. Çete, çete yazdım. Kulu Eskerov. Buldum. Oo dolanaram başına. Evet. Hayır parçanın adı neydi? Başına gitti, ben de olanım. Gitti ya. Gitti ya böyle böyle. He gitti yer. Ha buldum. Kulu Eskerov. Çok güzel. Ve canlı kaydı var ha. Kulu Eskerov okuyup mahnı. Video... Mahnı halk mahnısıdır. Onu demeye çalışıyorum. Hem de çok iyi anlamlar. Evet, evet evet evet. Yani, yani ben... Yettiyse gitti okay. Yani anladın. Şimdi bir tane daha istek var. Türkay Melikova açacağım şimdi arkadaşlar. Ama hep şarkıyı ilk söyleyenler insanın aklında kalıyor. Tabii. Çok seviliyor. Tabii her zaman ama ben bu yeni versiyonuna da bayıldım. Müthiş bir şarkıcıydı yani. Türkay Melikova güle güle. Yayın başından beri istiyorlar Türkay'ı ya. Şey diyeceğim, Türkay yarışmacı mı? Evet, finalistti kendisi. Abi şey gibi ya, hani albümü çıkmış, yeni albümü çıkmış gibi gelmiş. Ben öyle sandım hani, albüm tanıtımı gibi. Mugan müsabakasından okumuştu. Mugan mı okumuştu o da? Mugan müsabakasından okumuştu. Yani ha, Mugan müsabakasından da okudu. Yeah.
kayıt gibi bu ya. Bu back vokaller falan müthiş geliyor burada. Ne yapıyorlar? Vokallerin durduğu yer başka bir yer galiba. Güle 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 ötsün ömrümüz. Bu nasıl bir sahne tecrübesi ama ya, acayip. Ya albüm tanıtımı sandım yani, ben yarışmacı değil de. Ha, zaten albümlü muskicidir yazıyor. Arkadaşlar. Oo, bir de ismi varmış. Teşekkürler. Sonunda Türkay Melikova. Gülen ses. Ne kadar böyle farklı becerileri olan sesler yani. Yani şu kızın mesela ben izlediğimde hiç Mugam okuyabileceğini hayal edemiyorum mesela. Ben de böyle kadar... şeyi okuyabileceğini hayal edemiyordum. Ve tersi de var. Çok o kadar rameler yapıyordu ondan. Öyle düşünüyorum. Çönze T'sini Mugam üzere okumuş. Daha sonra Utsaz pop janrına yöneldi. Ama bunda da çok başarılı ya. Evet. Yani çok başarılı. Evet, inanılmaz ya, bu kadar esnek sesler hakikaten olağanüstü. Hakikaten hayret ediyorum ya vallahi. Çok yetenekli gerçekten. Gerçi kıyafetin sağ tarafı biraz kıyafetin sağ tarafı biraz büyük ama değişik bir kıyafet. Neyse. Çok fazla yetenekli şarkıcı var. Ben mesela merak ettim şimdi. Türkay Melikova'nın böyle bir Mugam'ını. Evet, Mugam müsabakası Türkçe mi? Türkçe var yazmış ya. Aa, ben izledim Türkay'ı işte. Evet, izlemiştik. Evet, izledim. Geçen hafta da izledim. Şikesti Fars. Aa, şeyde de çıkmış. Evet. Dur. Çok gençmiş o zaman katıldığında ya. Aman ya Rabbi. Hayatı hep böyle yarışmalarda geçiyor o zaman. Sizlerin evet, de öyle geçiyor daha o zaman. Daha çok sağ. İşte. Evet. İfasını teklif edecek miyiz? Daha hoş. Bak şimdi. Abi inanamıyorum. Körlüm yenemeyin şövküne canan sen ister. Şaka gibi her şey ya. Andolsun aziz canına ki can sen ister. Çekmez eteğinden elini. Çekse de hicran eyler canına kurban sen iste. Şaka. Hakikaten başka alemlere geçtim ya. Ya Özgün, çok acil yorumuna ihtiyacım var. Ne diyorsun bu duruma? Evet hocam. Nasıl oluyor bu? Yani Mugam için mi hocam? Hayır. Ya bu kadar Mugam yeteneği olan birinin bir anda çıkıp bambaşka tarz, bambaşka danslar, şahane bir şarkıcılık. Ya bir anda böyle tamam. Batı nasıl bu kadar elastik bu ses gelişiyor ya? Akıl almaz. Şimdi ona şeye bakmak lazım hocam bence. Yaşam stiline bakmak lazım. Yani yaşam mesela... stilini de aşıyor ya.
Mesela Türkiye'de bunu göremezsiniz. Çünkü neden işte Türk halk müziğinde benim gördüğüm kadarıyla zaten Türk halk müziği ortamında yetişiyorlar. Her taraf saz, her taraf işte o işi iyi yapan müzisyenler ya da işte Ankara havasına baktığın zaman her zaman işte eğlence ortamı falan filan bu işin usta isimleri hep orada. Tabii insan da karakterini müzikal karakterini yetiştiği yere göre konumlandırıyor Türkiye'de. Abi şimdi Azerbaycan'ı bilmediğim için büyük ihtimalle de Türkay Melikova çok kültürlü, multikültürel bir ortamda yetişmiş. Ha, yani bir yandan evet, Batı yani. Müziği dinlemiş, bir yandan da Mugam yapılan... Özgün'cüm sesin kapandı, özür dilerim. Yani her yerde hem Mugam kültüründe yetişmiş hem de Batı müziği dinlemiş. Evet. Demek ki Azerbaycan'da bu kadar aynı kız ya. Multikültürel bir çalışma yapabiliyor müzik hayatında. Aynı kız. İnanamıyorum. Ama bizde göremezsiniz yani. Ya bir dinlesene Özgün, bir daha dinle. Bütün vokal stili bambaşka. Hey. Evet. Ama kullanıyor hocam. Mugam nameleri fazla var. Kullanıyor. Doğru kullanıyor. Ya her ben zaten oradan yakaladım. O bir anda Mugam namlesi gelince hayda nereye gidiyoruz? Şeyden de dolayı olabilir. Mugam eğitimi alıyor ama bir taraftan da jazz pop dinliyor. Evet. Dolu. Geliştiriyor işte kendini. Ya geliştiriyor ama bu ses nasıl bunları her birini bu kadar güzel kıvırıyor. Valla bravo. İnanılmaz güzel yetenekler. Bravo. Müthiş de güzel bir imaj kazanmış yıllar içinde ya. Bir de şahane. Azerbaycan'da var mı bilmiyorum ama bazı star kumaşı olan insanları özel yetiştiriyorlar. Mesela işte dünyada Christina Aguilera gibi mesela. Latin bir müzisyene dönüşecekken çocukluktan itibaren onu soul ve jazz müziğe yönlendirdiler. Bazen işte hocalar, aileler insanların sanatsal kimliğini başka yöne evirebiliyor. Ama tabii Azerbaycan'da var mı bilemem böyle bir çalışma. Şimdi ben chatten bir istek daha aldım bu arada. Ya gerçekten müthiş bir şarkıcıymış. Türkan ben bayıldım. Gülen ses. Bizde de gülen adam var. Serdar Şengül. Bizim Serdar'a biz gülen adam diyorduk. İlk defa Serdar gülen ses. Çok selamlar Serdar sana da buradan dostum. Şimdi baba adam oldu hocam. Özgün kapandı mikrofon ya. Şunu açınca lap diye kapanması çok kötü. Neyse. Şey var ya hocam Serdar abinin yeni onu anlatıyordum. Babalar gibi yiyoruz. Babalar gibi izliyoruz. Yeni şeyi. Artık baba adam Serdar abi. Tamam süper. Revan Kaçayev, Reksane Esedova seni aktara aktara. Ne demek seni aktara aktara? Seni araya araya. Ah Türkay Melikova burada chatte. Hoş geldiniz. Selamlar. Ya ne kadar mutlu oldum sizin sesinizi duyunca. Gerçekten gülen bir sesiniz var. Ne kadar yeteneklisiniz ya. Şahanesiniz. Sizi canlı yayına davet etsem keşke gelebilseniz. Ne kadar mutlu olurdum. Vallahi billahi. Gerçekten çok mutlu oldum. Süper olurdu. Ya ne kadar güzel. Jüri kalitesi de önemli diyor Muharrem Demirtaş, Mücahit Demirtaş. Mücahit'ciğim hakikaten öyle. Ya zaten teşekkür ederim sözler için. Tam olarak dinleyemedim. Bir saniye. Yayın akıyor tabii. Yayın akıyor. Onu bulmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu yayınımızın tekrarı yaklaşık yayın bittikten bir saat sonra civarında, bir buçuk saat içinde kanalda olur. Yarın sabah da ben yayına veririm. Tekrarını baştan sonra izleyebilirsiniz bu yayının. Bu gece olmayacak yayın maalesef. Fakat yarın sıfırdan gireceğim, sabahtan gireceğim bu yayını. Hakikaten jüriler de çok iyi. O müthiş, harikasınız. Harikasınız. Peki, çok güzeldi be. Oh, tekrar izleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ediyoruz. Evet, bir saniye şimdi kalmıştık. Revan Kaçayev, Reksana Asadova seni aktara. Ne demek seni aktara aktara? Seni araya araya. Ha araya araya. Aktara aktara. Aktarmalı. Aktara değil ya, ahtara ahtara değil mi? Ahtara ahtara. Ahtara ahtara. Evet, ahtara. Ömrüm günüm olup daraya. Seni ahtara ahtara
ederim. Türkay Melikova yazıyor. Canlı yayınıza katılabilirim. Katılabilirim inşallah diyor. Size ulaşabileceğimiz bir şey yok. Size iletmek isterdim. Fakat hiç problem değil Türkay Hanım. Sizi ben davet etmek istiyorum. Kanalda sohbete davet etmek istiyorum. İmkanınız varsa lütfen sizle iletişime geçelim. Instagram vesaire size ulaşalım. Burada zaten size ulaşabilecek Telman var, Hegani var. Bana yardımcı olurlar, Özgün var. Sizi canlı yayına davet edip sizinle bu sohbet analizinizi yaptığım konularda sohbet etmek ve sizden bilgi almak çok isterim. Harika olur kesinlikle. Ben de yazarsınız, yönlendiririm. Aynen. Sizinle daha müsait bir zamanınızda karşılıklı sohbet edelim. Daha keyifli olur. Kanalda onu da ayrıca yayınlayalım. Harika. Beni aktara aktara bitireceksen özünü. Beni aktara aktara. Beni aktara. Ağlar ne kadar güzel, parıl parıl. Oğlum feyzik bir eşlik diyanın tacı. Yarının gülüşüdür. Süper Pir'den abone olabilirseniz, yani Süper Pir'den abone olup buraya yazarsanız siz canlı yayına direkt alabilirim aslında. Bugün de alabilirim, haberiniz olsun. Yani bilmiyor olabilirsiniz, sorun olabilir. Hegani'cim buyur. Bir şey söyleyeyim. Bu Reksane var, tanış. Bu kendisi fakültesi başka, müzikle yani okumamışız, bir tahsili yok. Müzik eğitimi yok. Öyle müzik mi? Müzik eğitimi yoktu. Bahçe Devlet Üniversitesi'nin edebiyat fakültesi, yani şiirle bağlı fakültenin. Kendine... Çok farklı. Teşekkürler Hegani. Şahane ya. Çok sıcak. Allah sevgidir, eşkidir, dünyanın tacı. Yarının gülüşüdür, dünya dolu ne acı. Ay kız sensiz dünyanın merak neyine. Ben seni sevirem. Allah sevgidir, eşkidir, dünyanın tacı. Yarının gülüşüdür. Çok yakınlar sanki ya. Yani bir çok böyle acayip farklarla oluşmuş bir şarkı değil ama ikisi de çok güzel okuyor. Ben şeyi beğendim, Reksane'nin sesini. Şarkı çok, nasıl hocam? Şarkı çok güzel. Çok bu keyifli, şarkı çok da deminki Neyle Ek şarkısı da Magit Geraizade'nin, evet. Böyle yani işleri var onun. O fantastik ritimleri, var, değişik evet. Geçkileri falan ama Neyle Ek başka bir şey ya. Çok efsane bir şarkı o gerçekten. Peki bu arada yayın sonuna doğru yavaş yavaş geliyorum. Bilginiz olsun şimdiden sevgili dostlar. Sebine Kuluzade geçen hafta yaptık mı? Hocam çok özür dilerim. Türkay Hanım yazmış. Tam öyle olarak mi? Bilmiyormuş nasıl katılsın. Tahmin ettim. O nedenle zaten dedim ya, ayrı bir zamanda yapalım. Kendi de hiç zorlanmasın gece. Daha keyifli olur. Onu da ayrıca yayınlarım. Çünkü belki konuşacağımız şey de çok fazla olduğu için çok da uzayabilir. Sebine Kuluzade bilmezdim var çocuklar. Ama bu 2021 ya. Bu seneye katılmamış ki. Bu eski, evet. Bu seneye bakıyoruz çocuklar. Geçmişi karıştırırsak binlerce şarkı ortaya çıkar bir anda. Gülçin Akşam Mahnısı bence yaşı ifade etmeyip sesi... Bir saniye. Harikasınız. Leyla İzzetova Kaytağıl, pardon özür dilerim, ben nasıl okuyorum bunları. Gülçin
Gülçin Elieva akşam mahnısı. Bakalım o da bu seneye mi ait? Bu seneye ait, evet. Bu seneye ait. Aa, ilk defa dinleyeceğimiz ses. Farklı farklı sesler dinlemekten keyif alıyorum. Hegani'cim biraz dip ses geliyor senin mikrofonundan. Boş kaldığın zaman kaparsan çok memnun olurum. Tamam. Akşam mahnısı görmeden seçmeler. Şimdi o. Gülçin Elieva. Anam. Oo. Böyle bir tatlılık olur mu? Mesela ben ilginç bir şey soracağım size şimdi. Çok merak ediyorum bunun cevabını. Şimdi ben Gülçin Hanım'a bakıyorum. Bakın. Şimdi Gülçin Hanım'ın yüzünü, fiziğini görünce karşımda böyle naif bir ses çıkacak sanıyorum. Naiften kastım hani öyle bir ses çıkıyor. Daha pes tınıları olan, hışır hışır alt sesleri hışırdayan bir ses. Bu Azerbaycan'da genelde kadınların birçok sesinin pesinde bu var. Geçen yayında da bahsettim Telman. Bu neden kaynaklanıyor? Bu genelde bütün Azerbaycan'a yerleşmiş bir stil mi? Yok hocam, ben böyle düşünüyorum ki daha çok önde olanlar zaten böyle sesler. Böyle sesler daha çok biliniyor. Tabii seviliyor. Evet, seviliyor ve insanlar istiyor bu böyle sesleri. Hı hı. Hegani sen ne düşünüyorsun? Mikrofon kapalı ya. Hegani afiyet olsun. Hegani mikrofon açılmıyor. Mikrofon açılmıyor. Sonsuza dek kafalı kalacak. Kapattım. Kotası bitmiş. Neyse, yola devam edelim. Açıldığı zaman konuşuruz. Biraz fazla ışırtılanma bu da. Sen kısık gibi sesi. Yavaş yavaş neşeli. Tekniği tam şey değil yani, daha amatör bir şarkıcı oldu. Sesi bence öyle, kendi sesi. Zavurdu da vardı o şarkı. Evet. Gönlüm sesli, yok yok, bayağı ışırtılı. Gözüm yolda gözleyirim ben seni. Tizlerde de ışırtılıyor şu an. Bence dönmeyecekler ya. Bakalım dönecekler mi? Döner bence bir kişi. Çok arada kaldılar, çok arada kaldılar. O hışırtı, bak hışırtı. Bak burayı yazıyorum. Bu arada chatte diyorlar ki Azerbaycan 2021 yapın diyorlar. Ses Azerbaycan. Döndü mü? Son anda. Evet. Sevil Hanım mı? Dönmedi bak. Her dönüyor değil mi? Tahmin ettim. Hışırtılı ses bence. Gökhan Atay Akay ne yazıyor? Müşkil Pesent İlkar. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Allah'ım ya. Peki, peki. Anlattım, anlattım. Hocam reflü ile alakalı olabilir mi? Bence başka bir şey. Biraz yorgunluk da var sanki sesinde. Bence ondan değil. Bak bir tane daha Nurlan Zeynanoğlu'na yani düetini de izleyelim. Şimdi aradan zaman geçmiştir bunda iki düet arasında. Yani iyileşme şansı olabilir. Ben kendisini bakalım. Bu hanımın iki gün önce dinledim canlı.
Öyle mi? Evet. Bir de hocam. Buyur Özgüncüm. Ses gitti Özgün be. Video açtım ya. Ya sanki kıyafet bana çok kötü geldi hocam. Bilmiyorum yani benim moda anlayışıma göre. Bir sahnede olmaması gereken bir kıyafet. Benim de hoşuma gitti. Ben ya, sıcacık buldum. Sanatçının çok önüne geçiyor. Çünkü tamamıyla yağlı boya fırça darbeleri olduğu için yani o insan kendinden başka bir yere fokuslandırıyormuş. Başka bir yere dikkat çekiyormuş gibi geldi bana da. Yani tabii yani eleştiriler olabilir. Ama ben bana sıcak geliyor. Çok renkli renkler şarkı seçmiş. Ha şöyle, şarkı çok dramatik. Üzerinde kıyafetler çok renkli. O bir ayrı tezatlık olabilir belki. Nurlan Zeylan o Gülçin Aliyeva. Bak bu parçaya da bakacağım. Ne kesti, niye hile giyindi? Farklı kıyafet seçilmiş Özgün bak. Bilersen mi, bilersen mi? Aynı. Bilersen mi, öten günler? Yine aydınlaşırdı. Bilersen mi, bilersen mi? De kaytara bilersen mi? Senle günler. Nurlan'ın sesi nefis. Üstüme hileler. Madem bu kadar istek var bir Azerbaycan 2020 yapalım Özgün. Yapma vakti gelmiş. Bir Ses Azerbaycan 2021'i full izleyelim. Nadir'i bir daha çağıralım hocam. Kimi? Nadir'i. Tabii. Nadir zaten birinci son yarışmanın. Doğru. Sabine Kuleyeva yaptık çocuklar. Yaptık değil mi? Biraz önce açtık Sabine Kuleyeva. Yaptık hocam. Bayağı geniş bir sesi varmış bu arada. Burada bambaşka. Burada çok daha iyi. Ama aynı o ışırtı var. Bilmiyorum. Sizin Rüya'da da var. Rüya mesela. Sizin şarkı. Rüya'nın şarkısı olması lazım bu. Öyle mi? Ben nereden evet, geldim? Rüyan zaten aynı yere denk geldik. O ışırtılı renk. Rüya da kim geçecek bakalım? Kim? Her halde bu dostluğu koruyayım, saklayayım. Ve ben Nurlan Mellim'i seçirəm. Nurlan Zeynalov. Öyle bir pozisyon olmuş ki ben sandım ki Nurlan elendi. Nurlan öyle bir duruyor ki Gülçin daha çok sevinmiş buna. Oh elendim diye sanki böyle. Baksana şuraya. Ben görürsünüz ki ona Mellim diyirəm. Yani sadece Nurlan diyebilmirəm. Oo Nurlan Mellim diyor. Vay 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 vay. Bu ne demek ya Telma şimdi? Heygani ne demek bu? Sabine ne demek? Hoca diyor işte hoca ama hoca, saygı yani. Saygı olarak bence. Saygı olarak güzel saygı peki. Şimdi son olarak Elvin Abbasov alayım mı? Elvin Abbasov? Yaptık mı Elvin Abbasov? Elvin Abbasov yarıştı mı burada? Bak. Hayır eski. 2023 oymuş yok. Yok var. Evet var. Ona da bakalım. Böylece chat'teki dostlarımızın isteklerini de şey yapmamış olalım. Hepsini almış olalım. Bayağı yaptık bugün ama çocuklar. Bayağı yaptık yani. Elvin Abbasov deyin hardadır. Üf. Nihamet'in sahibinin bestesi. Öyle mi? Ha kendisi öğretmenmiş çünkü. Bak şimdi onu yakaladık. Çiçekli bağlar.
daha ama ya kadar. Çok mikrofonik bir sesi var ama. Farklı bir renk. Of! Of! Alım nesi tamam. Yani bir kere çok zor. Okuduğu ton da çok zor bir ton. Fakat bir şöyle bir şey var. İnanılmaz mikrofonik bir sesi var bu çocuğun. Yani çok böyle aşırı kuvvetli değil ama aşırı lezzetli tizleri. Çıktıkça böyle yumuşak bir tiz. İbrahim Tatlıses'in tizlerine benziyor. Tatlı, lezzetli tizler yani gerçekten. Hani koloratür soprano diyeceğim soprano olsa yani. Koloratür tenor. Kesinlikle yani. Güzel, çok güzelmiş ya. Vallahi bayıldım. Kimi seçmiş? Ben ümumiyetçe özümü hayatta çok şanslı insan hesap edirem. Samir Hanım'ı seçecek. %100. Adam ki sen... Ama da ustadım siz oldunuz. İnşallah ki ben şanslı ustadım ki senin kimi tələbə mənə qismət oldu. Teşekkür ederim. Onu seçtim değil mi? Distraction olması, güzel ifade. Hastalanıb uşaqlar. Sizinlə ifanızla. Tam hesab edirəm. Şanslı ustadım senin kimi tələbə. Teşekkür ederim. İnşallah. Hoş geldiniz. Ne geldiniz. Belliydi zaten. Peki. Arkadaşlar bu final 2021'i Emre Hoca Elemir bu ikileri değil onlar da ayrıca bir yayında. Yapalım. 2021'i de yapalım o zaman. Vallahi zevkli olur. Çok eğleniriz gene böyle. Muhabbet, sohbet. Hep beraber bir araya gelelim. Hatta konuklarımızı almaya çalışalım. Dediğim gibi o gece daha önce o yarışmaya katılmış ve başarılı olmuş kişileri de almaya davet edelim. Eğer gelirlerse onlar da hikayelerini anlatırlar. Bence çok zevkli olur. Ben çok keyif aldım. Yani 2 saat 13 dakikadır burada yayındayım. Her ses birbirinden farklıydı. Her ses ufuk açıcıydı. Teşekkür ediyoruz bu güzel yarışmayı düzenleyenlere. Sevgili Telman, sevgili Hegani, sevgili Sabina ve tabii ki sevgili Özgün Günyer. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun ki biz teşebbüs gösterdiği çalıştık ki siz bizim sesleri değerlendirəsiniz. Azerbaycan yarışmasını yani ön plana çıxardasınız Türkiye'de de. Çok sağ olun ki bizim teklifimizi geri çevirmeniz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için de hani çok güzel oldu. 2 haftadır burada çok zevkli izledik. Ben bunu geleneksel hale getirelim derim. Her sene mutlaka Ses Azerbaycan yarışmalarını izleyelim. Burada hep beraber sohbet edelim inşallah. Allah ömür verdikçe. Ve müziğe doyalım. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Arada... Azerbaycan'a selamlar. Buyur Özgüncüm. Bu arada yani bugün söylemek istedim de yarından sonra Azerbaycan'da anma günü. Azerbaycan'ın tüm kayıplarına, yaşanan tüm acılara buradan acı duyuyorum. Kalbimde de onlara büyük bir büyük bir özlem duyuyoruz aslında. Evet. Buradan tüm Azeri kardeşlerimize, evet, tüm Azerbaycan Türklerine anma günlerini soygırım günü ve özlemle yad edelim. Evet. Peki. Arkadaşlar teşekkür ediyorum tekrar. Kendinize iyi bakın. Çok selam sevgiler hepinize. Bu geceyi tamamlıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Eurovision yayınımız Cuma günü. Kaçırmayınız. Süper Pir abonesi olmadıysanız bir an önce olunuz. Takip ediniz. Eurovision yayınında Cuma akşamı da kaçırmayınız. 2. bölümü izliyoruz. 2. gün çıkacakların bütün şarkılarını baştan sona izleyeceğiz. Haydi bay bay hepinize sevgiler. Kapattım. Görüşürüz.